Günaydın herkese, iyi haftalar. Cuma günü kuvvetli gelen Nonfarm Payroll'la beraber yeniden artı kapanışlar gördük. Gerçi gün içinde eksi bir vadeli piyasa vardı ama kapanış itibariyle olması gerektiği gibi artı kapattı. Neden olması gerektiği gibi hem piyasanın kuvvetli olduğunu, pardon, istihdam piyasasının demem lazım, kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hem ücretler tarafı hiç fena değil. Hem ISM'e baktığımızda detayları çok kuvvetli olmak şartıyla yukarıya geldiğini görüyoruz. Ücret tarafı dediğim gibi hiç fena değil. Hem de Fed diyor ki faizleri arttırmayacağım. Hiç merak etmeyin. Dolayısıyla ısınması gereken bir ekonomiden bahsediyorsak eğer, hisse senedi fiyatlarının da Fed'in geri kaldığı bir ortamda elbette yukarıya doğru hareket etmesi gerekir. Şimdi Cuma günkü kapanışlara tek tek baktığımız zaman zaten Dow Jones tarafı şu ana kadar en iyi giden kalemlerden bir tanesiydi. Görüyorsunuz 200 günlük ortalamasının artık üzerinde net bir şekilde zaman geçirir duruma geldi. Şurada da gördüğünüz şu ufak tepe, yani 200 puanlık bir hareketten sonra kendisini çok daha net bir bullish pozisyona almış olacak. S&P tarafına baktığımızda keza orada da benzer bir durum görüyorsunuz. Artık Nasdaq da yeni geçmişti ama Cuma günü itibariyle bence güzel de bir kapanışla son derece pozitif bir hareket yaptı. Şimdi Russell tarafı 200 günlük ortalamasının hemen altında, onun da üzerine atması durumunda resim çok daha netleşecektir. Tabii şurada gördüğümüz bir düşüş trendi vesaire var. Bütün bunların henüz önünün açıldığını söylemek zor. Dolayısıyla ara satışlar mutlaka gelecektir. Buna hiç şüphe yok. Ama genel olarak baktığımızda son derece pozitif bir hareket görüyoruz. Özellikle de sene başında veya Ocak-Şubat aylarında piyasanın her şeyi satın, yeni bir çöküş başlıyor beklentilerinin olduğu bir dönemden geçtiğimizi varsayarsak. Burada beni düşündüren bir gelişme var. O da VIX tarafında neredeyse genel anlamda diyebileceğimiz diplere çok yakın olmamız. Şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 12-12-20 aralığı, aslında bunun genelde dip yaptığı seviyeler. Dolayısıyla buraya doğru geri çekilmeler artık hareketin, yukarı hareketin biraz yorulduğunu gösterecek bir unsur olacaktır. Tabii bu nereden kaynaklanabilir? Yani bir satış gelecekse ne zaman ve nasıl olabilir sorusunun ilk cevabı bilançoların önümüzdeki hafta gelmeye başlamasıyla beraber piyasanın kendisini biraz ayarlaması. Açıkçası bilanço tarafında hem gelecek olan rakamlar önemli ama benim asıl dikkat edeceğim, özellikle doların bu oturduğu bantta biraz daha acaba pozitif bir resim verip vermeyeceği, uluslararası şirketlerin 2016'nın geneli için beklentilerini yukarı çekip çekmeyeceği olacak. Çünkü dönüp de baktığımızda GDP sonrası da paylaşmıştım. Zaten şirket karlarında çok net daralmalar var. Dolayısıyla birinci çeyrekte de çok hızlı bir toparlanma görmeyi beklemiyorum. Muhtemelen endeksler üzerinde baskı yaratacak bir bilanço döneminden geçeceğiz ama 2016 beklentilerinin iyi olması durumu değiştirebilir. Toparlarsak ben hisse senedi piyasalarına S&P'ye gelebilecek olan bir satışın alım fırsatı olarak değerlendirilmesini daha önce de söylediğim gibi uygun görüyorum ve yeni zirveler beklemeye de devam ediyorum. Bugün ekonomik veri açısından baktığımızda burada çok büyük bir revizyon olursa elbette önemli olur ama bunlar kesinleştirilecek rakamlar, yeni rakamlar değil dayanıklı mal siparişleri. Dolayısıyla çok ağırlık vermiyorum. Fabrika siparişleri önemli olacak ama bu haftanın geneline baktığımızda ISM hizmetler ve önemini kaybetse de içerideki havayı koklamamız açısından Fed tutanakları, FOMC tutanakları öne çıkacak olan gelişmeler. Asya tarafına dönüp baktığımızda Çin tarafı bugün kapalı. Dolayısıyla bir hareketlilikten söz etmek mümkün değil. Japonya tarafı, birazdan bahsedeceğim, yen nedeniyle zayıf seyrini sürdürüyor. Ama diğer piyasalara baktığımızda hafif artılarla kapandığını görüyoruz. Euro'ya hemen geçiş yapalım. Euro kritik seviyesine yaklaştıktan sonra, yani 14.70'lere doğru hareketini sürdürdükten sonra gelen satışlarla beraber priminin
tamamını değil yarısına yakın civarını ama önceki günden artı kapatmayı başararak günü tamamladım. Bu tarafta aslında söyleyecek çok bir şey yok. Yani baktığınız zaman evet daha güvercinleşmek zorunda kalan bir Fed görüyoruz. Bu da elbette ki getirileri yansıyan bir unsur ve Euro'yu destekleyen bir gelişme oluyor. Ama ekonomik veriler yani hangi bölge daha sağlam gözüküyor ekonomik olarak veya hangi bölgenin hisse piyasası daha kuvvetli diye baktığımızda cevap çok net diye düşünüyorum. Artıya geçen bir Amerikan piyasası var. Euro bazında bile bakarsanız görüyorsunuz diğerlerine oranla daha iyi performans gösteren bir Amerikan piyasası var. Aynı zamanda ekonomik veri açısından da baktığımızda sürpriz endeksine bir göz atalım. Ekonomik veriler açısından da baktığınızda hala çok daha iyi performans gösteren bir Amerika var. Dolayısıyla ben Amerika'nın sermaye çekmeye devam edeceğini düşünüyorum ama elbette 14.70'in kırılması durumunda teknik olarak alım yapmaya mecburuz. Yukarıya doğru hareket kuvvetlenecektir. Ona hiç şüphe yok. Dolayısıyla çok ısrarcı veya tamamen fanatikçe davranmamak lazım. Her ne kadar dolar tarafında çok bullish olsam da 14.70'in kırılması durumu değiştirecektir. Opsiyonların konumlanmasına baktığımızda orada hala çok net bir son hareketin yukarı olmasına rağmen net bir satış olduğunu görüyoruz. Ufak ufak da olsa yeni dipler yapıyor. Dolayısıyla Euro negatif olmayı sürdürüyor. Bir de konumlanmaya bakalım. Tabii unutmamak lazım burada Cuma günkü veriler yok. Çok update olan bir pozisyonlara bakmıyoruz. Ama baktığımız zaman en azından geçtiğimiz seneden bu yana baktığımızda Euro şortlarının da sayısının azaldığını son dönemi oranla baktığımızda en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla elbette Euro longlar özellikle 14.70'in kırılmasıyla beraber artı tarafa da geçebilir. Short pozisyonlar kapatılabilir ama şu an için baktığımızda aşırı bir dolar yığılması olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu da dolar pozitif bir gelişme olarak görüyorum. 14.70 kırılmadığı sürece. Beni biraz hayal kırıklığına yaratan, tersi düşüren Japon yeninin hareketi oldu. Burada elbette şurada gördüğümüz 110, 110, 80, 111'li seviyeler önemli olacaktır. Ama aynı zamanda 109 tepesi de kritik diye düşünüyorum. Yani 110'ların kırılmasıyla beraber, 110-80'lerin kırılmasıyla beraber şurada gördüğümüz 110'lara doğru da bir hareket olabilir. Ardından yukarıya doğru bir dönüş de olabilir. Bu gözle de bakıyorum ama 111, 110-80'in kırılması elbette yen pozitif bir gelişme olacak. Burada çok fazla gitmemesini yani aşağı yönlü çok fazla kırılmamasını bekleyemin nedeni aslında piyasanın ciddi anlamda ki burada yine söylemek lazım. Cuma günkü alımları görmüyoruz. Cuma günkü alımlarla beraber çok daha yüksek seviyelerde olduğumuzu göreceğiz. Birazdan hesaplayacağım ama şurada görüyorsunuz zaten tarihi long seviyelerde Japon yeni pozisyonları çok az aşağıya gelmiş durumda ama ciddi anlamda long seviyelerde ki Cuma günkü hareketle beraber zannediyorum yeniden 60 binli rakamlara gelmiş durumdayız. Yani 111'lerin 110-80'lerin kırılmasıyla teknik alımların gelmesi tekrar bizi daha yüksek seviyeler alabilir ama çok aşırı bir hareket yaratmayacak diye düşünüyorum longların yüksek olmasından dolayı. Aynı zamanda burada da opsiyonların konumlanmasına baktığımızda ki ne kadar iyi gittiğini göstermek için üzerine Japon yenini de eklemekte fayda var. Görüyorsunuz burada da büyük oranda beraber hareket eden opsiyonlar ve Japon yeni var. Yani örneğin şurada Batman formasyonu oluşuyor. Ardından Japon yeni opsiyonları aşağıya doğru geliyor. Bir süre sonra Japon yeninin de geldiğini görüyoruz. Veya şurada yine opsiyonların öncü bir hareketle daha erken döndüğünü görebiliyoruz. Burada kuvvetli bir alım dalgası olmasına rağmen şu hareketi eğer saymazsak çok ciddi anlamda ayak uydurduğunu söyleyebilmek zor Japon yeninin. Dolayısıyla ben hala Japon yeni tarafında
yukarıya yani değer kaybetmesi yönünde bir hareketin olduğunu düşünüyorum. Olası olduğunu düşünüyorum ama 110-80'den 111 bandının kırılması elbette negatif olacaktır. Orada da kenara çekilip tekrar girmeyi deneyebiliriz diye düşünüyorum. Altın tarafına gelirsek tabii altında altın boğalarını rahatsız edecek bir hareket içindeyiz. Benim gibi biraz daha uzun vadede altın boğası olup kısa vadede altın ayısı olanlar açısından baktığımızda da henüz kırılan trendin altına geçmiş değiliz. Dolayısıyla benim gözümde çok net bir sat sinyali gelmedi ama şurada gördüğümüz bir ara konuştuğumuz şu artık bayrak flama neyse o formasyonun kırılmasıyla hareketin çok fazla devam edememiş olması pozitif bir gelişme ayılar için. 200 günlük ortalamasını test eden gümüş ki bunu devamlı söylemek istemiyorum. İşte gümüşün zayıf hareket ediyor olması altının yukarı gitmesini engelleyen bir gelişme. Bunu bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla gümüş tarafındaki hareketlilik bu yönde devam ettiği sürece altın ara ara yukarıya çıksa da aşağı yönlü baskı yemek zorunda kalacak. Dolayısıyla eğer yukarı bir hareket bekliyorsak gümüşün daha hızlı toparlanması da gerekiyor. Ama şuradaki resmi biraz sıkıştırırsam gümüş açısından negatiflik giderek artıyor aslında. Görüyorsunuz yavaş yavaş önceki diplerinde altına kaymaya başladı. Yani şurada gördüğümüz 15 10 15 30 diplerinin altında olmasını çok pozitif olarak karşılamıyorum. Hisseler açısından baktığımızda da oradaki durum biraz daha karışık gözüküyor. Altınla henüz aynı oranda çözülme gelmiş değil. Altın tarafı biraz orta bir yerde duruyor diyebiliriz ama benim beklentim özellikle eğer 1190 seviyelerini kırabilirse o zaman son derece negatif bir gelişme olacak. Şurada gördüğümüz kırdığı uzun vadeli trendin tekrar altına gelmiş olacak. İşte şu gördüğünüz 1190 99 o aralığa bakıyoruz. 50 günlük ortalamanın bulunduğu yerde benzer bir seviyede. Dolayısıyla burasının kırılması durumunda aşağıya doğru hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Petrol tarafına gelelim. Petrolde tabi Suudi Arabistan'ın dondurma konusunu İran'a bağlamasıyla beraber satışların arttığını gördük ve tekrar 50 günlük ortalamanın test edilmeye başlandığını görüyoruz. Şurada daha önce takip ettiğimiz Bollinger bandın orta bandında kırmış durumda. 37.50'nin de altına gelmiş durumda. Dolayısıyla petrol tarafı önemli ölçüde zayıflık gösterir hale geldi. Şu anda çok çekici olduğunu düşünmüyorum. Aslında isterseniz hafta sonunda çıkan verilere baktığınızda Rusya'nın da rekor seviyede üretime devam ettiğini görüyorduk. Dolayısıyla böyle baktığımızda yeni hikayeler olmasa da petrolü aşağıya doğru baskılayacak bir ortam söz konusu. Dolayısıyla kenarda durmayı tercih ediyorum. Tabii petroldeki baskının artması aslında enflasyonist unsurları da etkileyebilir. Şu an için baktığımızda ki bu görüntü olumlu bir görüntü bence. Amerika'daki break-even'lar yani enflasyon beklentileri çok fazla bozulmuş değil. Bakın Yellen'ın konuşması ve petroldeki son gerilemeye rağmen yukarı yönlü bir break-even görüyoruz ama buralarda petrolle beraber bir satış gelmesi işte hisse senedi piyasasında VIX'in geldiği seviyeler vesaire Japon yeni hepsini bir araya koyduğumuzda önemli bir satışa neden olabilir. Dolayısıyla biraz daha kenardan petrol tarafını takip etmeyi tercih ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.